150 metre mesafe bakıyor. 2 metre derinler. Kör oldum. Duyamıyorum. Yaşa Fenerbahçe. Yani gün batımında çok romantik. Oradan gelen müzik, ben ne yapayım? Başka türlü yaşamak. Ozzy tayfasından herkese merhaba. Bir önceki bölümde Portakayı'dan demiri toplayıp Matabam burnunu geçtikten sonra Marmaris koyuna doğru yelken yapıyoruz. Pardon, yelken yapmaya çalışıyoruz. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açıp hatta yorum da yaparsanız bizden mutlusu yok. Sevgiler ve iyi seyirler. Görünmüyor ki. Kum gibi. Kum gibi, kum gibi. Rüzgarını döndürüyor, hemen kalkıyoruz. Kalk. Şimdi sevgili arkadaşlar, mevzuyu anlatalım. Biz Marmaris koyundayız. Hemen yere doğru tık vurabiliriz yani. Az kal, 60 santim. Mevzuyu şimdi bağlayalım. Direkt her zaman gibi sonuca geldi. Marmaris koyunda şöyle bir şey var. Dediler ki belki işte şey olabilir, sağanak olabilir ama iyi koy, güzel koy. Geldik biz de. Geldik, demir attık. Her şey normaldi. Normal esiyordu falan derken bir sağanaklar, bir civaynalar. 40 not. Böyle değil yani. Böyle tekne yan yatıyor. Bizimki değil tabii. Tek gövdeler. Ama dedim ki ya bu ne yani, biz bunu mu çekeceğiz burada bütün gece, ben uyuyamam bu şekilde tedirgin olmaktan. Çünkü 3 tekneyiz ve ikimiz ya, çok bitişiktik, yan yanaydık o ara. Zaten sonra her iki kaptan da, Özkan ve Ahmet abi de, yani çok yan yanayız biz, birbirimizin üstüne düşme ihtimalimiz var deyip çapaları, çünkü işte Ahmet abi tedirgin olup çapayı sermişti biraz daha üstümüze düştü, bu sefer biz serdik falan derken çapaları sere sere uzaklaştık birbirimizden. Ah bir baktık, daha doğrusu Öz zaten onun için kalkmış. Teknenin kıçı bu sefer karaya dönmüş ve bir güzel böyle yakın duruyoruz. Bu kadar açıkta 2 metre derinlik olmaz ki, daha derin olması lazım ya. Ve mesela 150 metre mesafe bakıyor, 2 metre derinlik. Ve Özkan işte önce 2,5'tu. Daldı, baktı, etti falan. Ve bayağı yakınız. İşte şimdi çapalıyı topladı biraz. Tam Portakayı'nın arka tarafına denk geliyor. Burada şu gördüğünüz binalar otel. Fenerbahçe. Böyle çalıyor. Yaşa Fenerbahçe. Arkadaşlar yani gün batımında çok romantik. Oradan gelen müzik, ben ne yapayım? Hiç de öyle bir şey çalmıyor. Öyle çalıyor. Çalmıyor. Yaşa Fenerbahçe. Ya ne, çalan müzikten ben bahsediyorum. Fenerbahçe çalıyor diyorum ya. Duymuyor musun? Kör müsün? Körüm. Duyamıyorum. Kör oldum. Duyamıyorum. Güneş kızarmaya başladı. Aylardan Haziran. Günlerden 6. Yani pazartesi. Utanırım sorma, söyleyemem sorma. Korkar alevler yanıyor içimde. Aşkın beni kül ediyor. Özledin mi? Memlekete mi özledin? Bak. Tamam. Biliyorum. Binalarda pencere yok. Gördüm, sana soruyorum. Memlekete mi özledin? Pencere olmadığını nereden biliyorsun abi? Gördüm demin. Ne işe yarıyor? Sana bir soru sorayım, cevap yok ya. Size civaynaları göstermek için dışarı çıkıyorum. Normalde uykum geldi. Uyuyacaktım ama size göstereyim istiyorum. Metoni'ye geçip, üçüncü parmağın ucuna geçip oradan da yavaş yavaş Yunanistan'ı sonlandırmayı planlıyoruz. Şöyle ki, bugün ayın 5'i,
Bugün ayın 5'i mi? 6'sı mı Öz? 6'sı. 6-7 olacak böyle. 7 oldu şu an. Evet, şu an 7 oldu farz edelim. 7 Haziran ve bizim en geç 3 Temmuz'da Yunanistan'dan çıkmış olmamız gerekiyor. Ama böyle tabii ki hızlı hızlı giderseniz çıkarsınız ama bizim görmek istediğimiz, benim hala görmek istediğim bazı adalar var. Gion mağaraları vardı. Oraya gidecektik ama yarın hava geliyor. Yarın hava geldiği için oralarda güvenli bir liman olmadığı için biz de yarınki havaya göre biz de yarın hazır hava geliyor, rüzgar da var falan deyip karşıya üçüncü parmağa geçmeye karar verdik. Ama siz siz olun, bu tarafa geldiğinizde o mağaraları görmeyi unutmayın efendim. Bu arada ismini yine yanlış söylemiş olabilirim. Şimdi oraya yazdım ya da şu anda da yazıyor olacağım. O mağaraları kastediyorum. Günaydın. Saat 7:20. Wow, evet saat 7:20. Ve biz erkenden yola çıktık. Havalarla yüküm alamadım. O yüzden hatta ön yerkeni açtık. Çapayı toplayıp ön yerkeni ben açtıktan sonra şimdi ekmek makinesine ekmek koyayım. Sonra tekrar yatacağım. Bilgisayar falan uyurum herhalde. Evet, şimdi dağınıklığın kusuruna bakmayacaksınız arkadaşlar. Çünkü daha buraları toplamaya vaktim olmadı henüz. Ve ekmeğimiz bakın bakın nasıl çıktı, nasıl? Da 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 dam 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 da 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 dam dam dam. Çok güzel değil mi? Bir de nasıl mis mis kokuyor. Ya ben rejimdeyim yani, ekmeği falan diyene rejim bozduran ekmek yani bu. Çok güzel, bakar mısınız şöyle? Şuralara bakın, bakın, bakın nasıl pişmiş. Abi. Kokla, kokla. Nasıl kokuyor? Dürüm gibi. Evet, tabağın burnunu şurada biliyorsunuz, onu dün geçtik zaten. Şimdi de ikinci parmaktan üçüncü parmağa doğru geçiyoruz. Üçüncü parmağın hafif güneybatısında Metoni limanında demirde kalmayı planlıyoruz bugün. Bu arada yolda biz yelken yapacağız hevesiyle çıktık ama yelken yapacak bir rüzgar yok. Biz de motor seyriyle yola devam ediyoruz. Halbuki Öz beni rüzgar var, yelken yapacağız diye kandırmıştı. Ama işte kandırıldım. Yeşim ve Ergun, onlarla karşılaşacağız. Yani koskoca denizde iki tanış insan karşılaştık olacak. Ve onlara bir sürprizimiz var. Komşu da pişer, dosta da düşer. Bu ne? Benim bu sabah pişirdiğim ekmek. Umarım hoşlarına gider. Ekmeğin yarısını da onlara veriyoruz. Bize bir hediye var. Kardeş, şeker versin. Zarfın içine para koy. Bak gösterim. Aslan. Hop, tamam aldık. Ya. Hop. Tamam. Hadi gel. Arkadaş şey gitti, Kalamata'ya. Bir arkadaş gitti, şeyde orada bekliyor. Bizim bir kere daha karşılayacaklar. Evet, şimdi hediyemizi açıyoruz. Hediyeleştik. İşte tam Türkçe'yi bu. Türk gelenek göreneği. Hediyeleşmek. Yani biz onlara bir şey ekmek verdik, onlar işte bir poşeti uzattı. Ama kendi fırınından yaptığın ekmek, öyle ekmek değil o. Evet, özel ekmek. Dadadadam, dadadadam, dadadadam. Evet. Aa, bana bu, bandana. Evet, bana. Hayır canım, bana kırmızı. Bir de güzel bir çorap var. Efendim, bu bandanayı ben çok sevdim. Çok severim böyle şeyleri. Teşekkür ederiz. Bir de çorabımız var. Çorap da çok teşekkürler. Bu arada açmışken ben de evde yelkenlerimizin videosunu çekeyim. Çok güzel.
Evet arkadaşlar, Mora Yarımadası'nın 3. burnu, yani en batıdaki burnunu da geçtik. Buranın ismi de Akiras'tı galiba. Ya dur bakayım neydi? Özkan hatırlıyor musun? Akritas. Akritas burnundan geçtik. Şimdi Metoni'ye gidiyoruz. Kah motor, kah yelkenle gittik. Evet ama tam nereden geldi, nasıl geldi? Genelde iskeleden geldi de. Yani bindi, arkadan gösteriyordu. Kupa seyri gösteriyordu. Kupa seyri gösteriyordu. 45'ten, 40'tan, 30'dan. Hatta hiç rüzgar yok. Öyle geldi. Ben sorunun tamamını indirmeyelim. Pedink Wint'e baktım ben. Sabah Pedink Wint'te hava veriyordu. Buraları cayır cayır rüzgar veriyordu değil mi? Akşama kadar hiçbir şey yok. Yani şu an döndüm burnu, ön yelkeni kapattım. Motor öldü. Bu arada şöyle bir rüzgarla yol almaya çalıştığımız için bizim için önemli rüzgarın olması. Tabii böyle kararında güzel bir şey. Çok fazla motor yapmamaya çalışıyoruz çünkü şey maliyetlerden dolayı da. Yani yakıt normal bir şekilde çıktı. Yani Avrupa'da daha da pahalı. 35 lira litresi şu anda. Bu arada anakarada şeyden adalara göre daha uygunmuş. Biz de şimdi anakaraya geçtik. Şu an anakaradayız da hiç anakarada bir şehre gidemedik. Bir şehre gittiğimizde bakacağız fiyatlara. Tekneye benden habersiz kaçak yolcu almış. Belli mi onu? Uçuracaktım da denizde boğulur diye uçurmadım. Yok canım, niye uçuruyorsun zaten? He? Sorun yok zaten, tamam. Ne, üzerine basmıyorum da. Ben basmam. Evet şimdi... Metoni'deyiz, evet. Şu ikisini arasına sermeyelim mi? Peki sen bilirsin. Sonuçta siz dönseniz o tarafa. Senin çapı o tarafta değil mi? Tam şurada çaprazda kalıyor. Evet, Öz Bey bana vermedi dümeni. Yol boyu ben şey yaptım. Tabii gel buraya. Sonra hazıra konu dedi. Kabul ediyorum. Doğru. Ben bugün hiç ilgilenmedim. Çünkü öyle montaj yaptım. Yani elimin altında, o yüzden. Atmadığın şey de değil yani. Hayır. Sancak motoru kapadık. Çünkü bizde iskele motor açıkken zincir atabiliyorsunuz. Ama sancak açıkken sadece zincir atamıyorsunuz. O yüzden boş boşuna her saniyeyi değerlendiriyoruz. Niye yansın? Niye yaksın o mazotumuzu? Metoni'de romantik bir gün batımı varken biz de romantik bir sofra kurduk. Akşam yemeğimizi teknede yiyoruz. Ve bakın elinde ne var? Ne var elinde? Kuru fasulye pilav. Yanında benim için soğan. Bakın soğanım da var. En romantik yemek. Bu da cacık olay değil mi? Cacık olacak. Salata yok. Salatalık yani, daha doğrusu. Bir kez onu yene. Kibar söyledim ben. Kıyan etine beni koy. Domates yok, yumurta yok. 3 gündür yok, ekmek yok. Ekmeği kendim yapıyorum. Ama salatalık yapamayacağım Özkan'cığım. Günaydın. Metoni'den günaydın. Dın dın dın. Dındırı dındırı dın dın dın. Çok dingin bir gece geçirdik. Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Komşuya. Komşuya gidiyoruz. Yine komşuculuk oynuyoruz. Sevgili Metin abi ve Canan'ı birkaç gün önce ben kahvaltıya çağırmıştım. Şimdi onlar bizi kahvaltıya çağırıyor. Arkadaşlar, Bumba'da bir gıcırdama vardı. Şu ara normalde burası buraya bitişik oluyor. Fakat ben buradan bir askı yaptım. Şu görmüş olduğunuz mandıralatıyla Bumba'yı kıçtan yukarı kaldırdım. Burası da hafif boşlamış oldu. Şimdi şu alttaki pimi söküp
Şu önümdeki lastik contayı buraya koyacağım. Sesi kessin diye. İnşallah başarılı olurum. Burayı gevşettim. Şimdi şu bağlantıyı açtım. Şeyimiz sadece şöyle bir şey kalmış. Güneşten gözükmüyor galiba da kusura bakmayın. İp ince plaka. 10 dakikada bitti. Şu aradaki contayı yenilemiş oldum. Metale sürtmesin diye. Bir de şuralarda hafif VD40 sıkabilirsek gıcır gıcır hem keser hem de bomba sağa sola giderken daha rahat gider. Yine göstereyim. Eski parça bu. Kağıt gibi olmuş. Aklımdaydı bu bir hafta 10 gündür. Bugün yaptık. Bitti. Hanım nerede? Çarşı geziyor. Kimle? Komşularıyla. Seren ekibiyle. Çarşıdalar. Ama ekmek falan alacak. Onda sonuçta görevleri var. Bazen ben tek olduğumda daha iyi çalışabiliyorum ya. Güzel oluyor. Direğe çalışmışken bakın şöyle genelde direkten teknemizin içine giren bir hat vardır. Ve burada kabloların bir kısmı bazen 10-15 santim açıkta olabiliyor. Ben böyle şeffaf bir hortumla, siz başka türde bir şey yapabilirsiniz. Şeffaf bir hortumla ben koruma altına aldım. Neyden? Gelen darbe, yağmur. Buraya bir halat malat çarpar. Yani bu giden kablolar da çok kıymetli arkadaşlar. Yani Allah bize zarar vermesin. Direğin içinden geçen bir arıza olduğu zaman perişan. Evet, bugün Özi ve Seren'i Seren'le başlıyoruz. Güzel güzel duruyorlar. Öz beylerle birlikte çıktık dışarı. Öz beyler, nasılsınız? Evet arkadaşlar, geldik Metonin Kalesi'ne, yani Modon Kalesi. 1500 yılında bizzat Sultan II. Beyazıt'ın katılımıyla bu kaleyi yaklaşık 50 küsur günlük galiba süren bir kuşatmayla fethediyor Osmanlı Devleti. Ve yaklaşık 3 asır biraz geçe bir sürede Osmanlı'nın hakimiyetinde kalıyor bu kale. Hatta Osmanlı Devleti surları inşa ediyor yeniden, yani surları tamir ediyor ve Osmanlı Devleti burayı Venedik Cumhuriyeti'nden alıyor ve Venedikliler için burası çok önemli bir, tabii deniz yolu üstünde, İyon Denizi'nde kontrol ettikleri bir nokta. O yüzden buranın alınmasını bizzat çok önemsiyorlar. Evet, en son giriş 7.30'da, saat 7. Son yarım saat kala girmiş oluyorum. Evet, orada görüyorsunuz. Tamam. Mora Yarımadası Türkler için, yani bizler için aslında zor ve acılı bir coğrafya. Mora isyanı ile birlikte buradaki kale elden düşerken içinde yaşayan Müslüman halk da maalesef, Türkler de Müslümanlarla maalesef katlediliyor. Ve bu da o dönemki
Avrupa devletleri tarafından Rusya'da var bu işin içinde. Tarihin arka sayfalarına gömülüyor bilinçli bir şekilde. Ama burada şunu da söylemek lazım. Şu an buralarda özgürce bayrağımızı dalgalandırıyorsak Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde hem Kurtuluş Savaşı'mızda Atatürk'le birlikte savaşmış olan tüm silah arkadaşlarına ve şehitlerimize, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi almış olalım. Hem de buradaki o deniz zaferindeki şehitlerimizi, Leventlerimizi analım. Ama tarih dediğin şey böyle bir şey. Tarih acılarla dolu. O yüzden artık günümüzde savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu bilip ona göre dostluk ve barışla yaşamayı tercih etmek lazım. Çünkü savaşta kazanan taraf aslında yok. Halk olan halkı oluyor her zaman. İşte buradaki halk da ya göç etmek zorunda kalıyor ya da öldürülüyor. Dönün 500 yıl önceye ve şu sokaklardan, şu taşların ardından geçtiğinizi hayal edin. Onlara dokunduğunuzu hayal edin. Kimler dokundu, geldi, geçti onu düşünün. Tarih böyle bir şey. İnsanı eğer okursak, bilirsek etkileyen. Gelin. Mora Yarımadası ilginç bir yer. Yunanistan'ın diğer bölgeleriyle çok farklı. Mesela Porto Cayo'nun olduğu Mani Yarımadası, yani Mora'nın ikinci parmağı. Mani Yarımadası da çok ilginç. Orada Maniler böyle kendilerini Spartalıların torunu addediyorlar. Onlar ilginç ve hatta bu Mora isyanında Osmanlı'ya kök söktüren, tabiri caizse ya da Osmanlı'nın başına bela olan topluluk diyeyim. Bu arada Özde burada. Ne yaptın, kaçacağım? Ve Mani yarım... Ay saçım başım darmadı, ben bunu şekillemedim. Kafama Frodo, GoPro... Frodo. Frodo. Kafama GoPro takınca korkunç olmuş. Her neyse, ben olayıma devam edeyim konuşmama. Mani Yarımadası'nda mesela bu Manilerin evleri de farklı. Böyle hepsi taş. Özkan sen hani sordun ya, bu yapılar ne böyle? Bunlar Manilerin özel yapılarıymış. Özellikle küçük pencereli ya da az pencereli yapıyorlar ki korsanlardan da korunmak için ve de gizlenmek için, korsanlardan korunmak ve gizlenmek için. Bizim tarihimiz açısından da önemli bir yer Mora. Ne? Evet. Sokaklar pırıl pırıl. Ya tamam, şimdi çek. Zaten bu mini markette, başka Express değil, ben başka bir tabela gördüm.
Okey. Aa bak burası daha güzel bence. Seni beslemeci sandılar. Ay canlarım nasıl acıktınız siz? Wow, ne oldu? Öz ne diyorsun? Restoranı beğendin mi ben yeni yemekleri falan? Normal ama arkada daha yerel restoranlar var yukarıda. Yani hemen buraya geldiğinizde buraya oturmayın. Arka sokakları dolaşın yukarıları. Daha yerel restoranlar var. Öyle karar verin. Bence de oraya oturabilirdik. Yani ilk defa bir şey olmadı. Ne derler? Ama sen buraya isme odaklanıp geldin. Ne var? Ne mi? İklim. Kendim aklıma. İlk defa ikramsız. Yani normalde Yunanistan'da her restoranda hesap bittikten sonra bir ikram gelir, bir tatlı gelir, bir şey gelir. Burada verilmedi. Ama bakıyorum diğer masalarda da yok. Şu an tuvalet çekiyorum. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü şurada böyle ayaklı şey var. Su tasarrufu için çok önemli bence. Ayağınızı şu pedala bastığınız zaman su geliyor. Çekmenizden su bitiyor. Çok iyi değil mi ya? Bence çok iyi yani. Bu da ben. Şarköy'de 7.4 deprem olmuş. Şarköy'de 7.4 mu? Yok tatbikatmış gerçeğini atmamış. Öyle değil. Ne demek be bu? Tatbikat varmış Şarköy'de 7.4 deprem olsa ne olur? Ben de ilk okuduk işte gazete. Boston her şeyi abartıyor. Navalin bozgunuyla hayatını kaybeden Leventlerimiz için yıllardan 1992, aylardan Nisan ve günlerden 29'u. Sabaha karşı saat 4.30 sularında Mert Kan adlı Türk gemisiyle Kemal abi de o gemide olacak insanlardan biriymiş.